Birinci soru. Sayı doğrusunda aşağıdakilerden hangisine karşılık gelen nokta sıfıra karşılık gelen noktaya en yakındır? Sayı doğrusunda sıfıra en yakın olan eksi 4 olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. 14, eksi 12, eksi 6 ve 3 sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bunlardan en küçük olanı eksi 12 olacak. Daha sonra eksi 6, daha sonra 3 ve en büyükleri de 14 olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Ayşe eksi 8 ile 4 arasındaki tek tam sayıları, Fatma eksi 3 ile 11 arasındaki çift tam sayıları bir kağıda yazıyor. Buna göre Fatma Ayşe'den kaç tane fazla tam sayı yazmıştır? Şimdi Ayşe'nin yazdığı sayılar eksi 8 ile 4 arasındaki tek olanlar eksi 7, eksi 5, eksi 3, eksi 1, 1 ve 3'tür. Toplam 6 tane. Fatma'nın yazdıkları ise eksi 3 ile 11 arasındaki çiftler. Bunlar eksi 2, 0, 2, 4, 6, 8 ve 10'dur. Bunların sayısı ise 7 tanedir. Şimdi Fatma Ayşe'den bir tane fazla yazmıştır. Doğru cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru. Olduğuna göre daire, kare ve üçgen sembolleri yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler yazılırsa bu 3 ifade doğru olur. Eksi 7'nin mutlak değeri artı 7'dir. 7'nin mutlak değeri de 7'dir. Dolayısıyla bunlar eşit olacak birbirine. Eksi 6'nın mutlak değeri 6'dır. 3 de 6'dan küçük olduğu için buraya küçüktür sembolü koyacağız. Eksi 9'un mutlak değeri 9'dur. Eksi 9, 9 da eksi 9'dan büyük olduğu için buraya büyüktür sembolü koyacağız. Dolayısıyla eşittir, küçüktür ve büyüktür. Doğru cevap D şıkkındaki gibi olacak. Beşinci soru. A kümesi veriliyor. Buna göre A kümesinin elemanlarından kaç tanesinin mutlak değeri 5'ten büyüktür? A kümesinin elemanlarından mutlak değeri 5'ten büyük olanlar eksi 12, eksi 10, eksi 8, 6, 8 ve 14'tür. Toplam 6 tanedir. Doğru cevap D şıkkıdır. Altıncı soru. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A şıkkı. Eksi 3 küçüktür eksi 5. Bakın şurası yanlış bir kere. Eksi 3 eksi 5'ten daha büyük. Bunu eledik. B şıkkına bakalım. Eksi 5 küçüktür eksi 3. Burası doğru. O da küçüktür. Artı 6'nın mutlak değerinden 6'dan. O da küçüktür. Eksi 9'un mutlak değeri. Eksi 9'un mutlak değeri de artı 9 yapar. Dolayısıyla bu sıralama doğrudur. Doğru cevap B olacak. Yedinci soru. Fatih bir kartona eş birimleri ayrılmış şekildeki sayı doğrusunu çizmiş ve başlangıç noktasına bir piyon yerleştirmiştir. Fatih'in piyonu ile sırasıyla yaptığı 5 hareket tabloda verilmiştir. Verilenlere göre bu 5 hareketin sonunda piyonun sayı doğrusu üzerinde bulunduğu nokta aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci hareket 3 birim sola. 3 birim sola gidince buraya gelir. Eksi 3'e. İkinci hareket 3 birim sağa. 3 birim sağa gidince gene 0'a gelir. Üçüncü hareket 2 birim sağa. Bu sefer artı 2'ye gelir. Dördüncü hareket 3 birim sola. 3 birim sola gidince eksi 1'e gelir. Beşinci harekette 4 birim sola. Eksi 1'den 4 birim sola gittiğinde en son eksi 5'e gelir. Doğru cevap D şıkkıdır. Sekizinci soru. Kat numarasının aşağıdan yukarı doğru birer arttığı bir binada giriş katının kat numarası 0. Giriş katının üstündeki katların numaraları pozitif tam sayılar ve giriş katının altındaki katların numaraları ise negatif tam sayılardır. Bu binanın otopark katından asansöre binen Tolga 7. katta asansörden inmiştir. Tolga 10 kat yukarı çıktığına göre Tolga'nın asansöre bindiği otopark katı kaçıncı kattadır? Tolga 10 kat yukarı çıktığında 7. kata gelmiş. O zaman eksi 3. kattan binmelidir. Çünkü eksi 3 ile bakın 10 kat ilerlediğinde artı 7'ye gider. Doğru cevap C şıkkıdır. 9. soru. Sıcaklık değeri deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça azalmaktadır. Dağcılık sporu yapan Mehmet görseldeki dağın K, L ve M noktalarında sıcaklık ölçümü yapmıştır. Buna göre bu noktalarda ölçülen sıcaklık değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi sıcaklık yukarı çıkıldıkça azalmaktaymış. O zaman en küçük K olacak. Sonra L olacak. En sıcak da M olacak. Bu şartlara uygun olan sıralama arkadaşlar baktığımızda D şıkkında var. Çünkü bakın K eksi 12 küçüktür. L'den yani eksi 5'ten o da küçüktür 1'den. Doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru. Selda okul bahçesinin zeminine her bir nokta bir tam sayıya karşılık gelecek ve ardışık her iki nokta arası bir birim olacak biçimde görseldeki sayı doğrusunu çizmiştir. Bu sayı doğrusunda A noktası eksi 12, B noktası 0 ve C noktası artı 21 tam sayılarına karşılık gelmektedir.
Selda daha sonra bu sayı doğrusunun A noktasından başlayarak A ile B arasını ikişer birim arayla, B ile C arasını üçer birim arayla adımlamıştır. Buna göre Selda'nın attığı toplam adım sayısı kaçtır? Şimdi A ile B arasını ikişer birim adımla atlıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde 2-2 atlayarak gelecek. Dolayısıyla burada toplam 6 adım atmış oldu. B ile C arasında 3'er 3'er atlayacak. O zaman arkadaşlar burada da 3-3 gittiğinde toplam 7 adım gitmiş olur. 6 adım burada, 7 adım burada. Toplam 13 adım olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Verilen sıralamada kare yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa sıralama doğru olur. Şimdi bu 8 bölü 18'i biz sadeleştirdiğimizde 4 bölü 9 olur. Büyüktür kare bölü 9'dan. O da büyüktür 2 bölü 9'dan. Bakın 4 ile 2'nin arasına arkadaşlar 3'ü yazarsak sıralama doğru olur. Doğru cevap A şıkkıdır. 12. soru. 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 5 ve 1 bölü 6 kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan 3. kesir aşağıdakilerden hangisidir? Bu kesirlerin paydalarını biz 30 olacak şekilde genişletelim. Bunu 15 ile, bunu 10 ile, bunu 6 ile, bunu da 5 ile. Birinci kesirimiz 15 bölü 30 olur. İkinci kesirimiz 20 bölü 30 olur. Üçüncü kesirimiz 18 bölü 30 olur. Üçüncü kesirimiz de 5 bölü 30 olur. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda en küçük 5 bölü 30. Sonra 15 bölü 30. Sonra 18 bölü 30, en büyükleri de 20 bölü 30 oldu. Şimdi baştan üçüncüyü soruyor. Birinci, ikinci, üçüncü yani 18 bölü 30. Genişletmeden önceki hali 3 bölü 5'tir. Doğru cevap B şıkkıdır. 13. soru. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi 2 bölü 3, 3 bölü 4 ve 4 bölü 5 kesirlerini sıralayalım. Paydalarını 60 olacak şekilde genişletelim. Arkadaşlar bunu 20 ile, bunu 15 ile, bunu da 12 ile genişletiyoruz. Şimdi birinci kesir 40 bölü 60 olur. İkinci kesir 45 bölü 60 olur. Üçüncü kesir de 48 bölü 60 olur. Şimdi bakın bunların paydaları eşit olduğu için 40, 45'ten küçük, o da 48'den küçük. O zaman arkadaşlar bakın şu şekilde bir sıralama olacak. Yani en küçük 2 bölü 3, sonra 3 bölü 4, sonra 4 bölü 5. O zaman doğru cevabımız A şıkkıdır. 14. soru. 7 bölü 8 artı 5 bölü 12 eksi 1 işleminin sonucu kaçtır? Bu 1'in paydasına 1 yazalım. 8, 12. Bunlar arkadaşlar 24'te eşitlenir. Bunu 3 ile, bunu 2 ile, bunu da 24 ile genişletelim. Birinci kesrimiz 21 bölü 24 oldu. İkinci kesrimiz 10 bölü 24 oldu. Üçüncü kesir ise 24 bölü 24. Şimdi paydalar eşit olduğu için toplayabiliriz. 21 ile 10'u topladığımızda 31 olur. 31'den de 24'ü çıkaracağız. 31'den 24 ile çıktığında 7 olur. İşlemin sonucu 7 bölü 24 olur. Doğru cevap B şıkkıdır. 15. soru. Ahmet kesirlerle toplama işlemi ile ilgili bir örneği 8 mavi ve 10 beyaz eş küp kullanarak görseldeki gibi modellemiştir. Buna göre Ahmet'in modellediği bu toplama işlemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi birinci modelde mavi küpler 3 bölü 6'dır. İkincide de maviler arkadaşlar 1 bölü 6'dır. Şimdi ikisini topladığımızda da maviler 4 bölü 6 olur. O zaman doğru cevabımız D şıkkıdır. 16. soru. 8 bölü 5 eksi 4 bölü 15 artı 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 2'nin paydasına 1 yazalım. Kesirlerin paydalarını 30 olacak şekilde genişletelim. Bunu 6 ile, bunu 2 ile, bunu da 30'la. Şimdi birinci kesrimiz arkadaşlar 48 bölü 30 oldu. İkinci kesrimiz 8 bölü 30 oldu. Üçüncü kesrimiz de 60 bölü 30 oldu. Şimdi 48'den 8 çıkarsa 40 olur. 40'la da 60'ı topladığımızda 100 olur arkadaşlar. Yani 100 bölü 30 çıkar. Şimdi bunu sadeleştirdiğimizde bakın birer sıfırı silebiliriz. Sonuç 10 bölü 3'tür. Doğru cevap B şıkkıdır. 17. soru. Eş parçalara ayrılmış modellerdeki taralı bölgelerin temsil ettiği kesirler temsil ettikleri modellerin altında verilmiştir. Burada bir tam 7 bölü 10 var. Burada da arkadaşlar 4 bölü 5 var. Buna göre bu kesirlerle yapılan çarpma işleminin modellenmiş hali aşağıdakilerden
hangisidir? Bu işlemin modellenmiş hali arkadaşlar A şıkkındaki gibidir. Doğru cevap A şıkkıdır. 18. soru. Fatma simitçiden aldığı eşit büyüklükteki 8 simidi 24 arkadaşına paylaştırmıştır. Fatma'nın tüm arkadaşları eşit pay aldığına göre bir arkadaşının aldığı pay bir simidin kaçta kaçıdır? Arkadaşlar 8'i 24'e böldüğümüzde sadeleşir 1/3 olur. Doğru cevap B şıkkıdır. 19. soru. Ceren yaptığı pastanın 1/5'ini kendine ayırmış ve geri kalanını iki arkadaşına eşit olarak paylaştırmıştır. Buna göre Ceren'in bu iki arkadaşından her birine pastanın kaçta kaçı düşmüştür? Şimdi 1/5'ini kendine ayırdıysa 1-1/5 kalan kısım arkadaşlar bakın 5/5-1/5'ten 4/5'tir. Bu arkadaşlarına kalmış. Şimdi bunu 2'ye böleceğiz. 4/5/2. Bu 2'ye bölerken birinci kesiri aynen yazarız. İkinciyi ters çevirip çarparız. Bu işlemin sonucunda da 4 ile 2 sadeleşir. 2/5 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 20. soru. Ankara'dan Antalya'ya 40 yolcu ile yola çıkan bir tur otobüsü Konya'da yemek molası vermiştir. Bu molada yolcuların 1/4'ü ikişer porsiyon kıymalı pide, 2/5'i birer porsiyon peynirli pide, geriye kalanlar ise ikişer porsiyon kuşbaşılı pide yemiştir. Buna göre yolcuların yediği pide çeşitlerinden toplam porsiyonu en fazla ve en az olanlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi 40 yolculuğun 1/4'ü arkadaşlar 40'ı 1/4 ile çarptığımızda 10 buluruz. İkişer porsiyon kıymalı pideymişler. O zaman arkadaşlar kıymalı toplam pide sayısı 20 olur. Şimdi yolcuların 5'te 2'si 40 yolcu vardı. 40'ın 5'te 2'sini bulalım. 2/5 ile çarpacağız. 40'ı 5'e böldüğümüzde 8 olur. 2 ile de 8'i çarptığımızda 16 olur. Bu 16 yolcu da birer porsiyon peynirli yemiş. O zaman peynirli pidelerde arkadaşlar 16 taneymiş. Geriye kalanlar ise şimdi 10 kişi kıymalı yedi. 16 kişi de peynirli yedi. Toplam 26 kişi oldu. Geriye 40-26 14 kişi kaldı. Bunlar da ikişer porsiyon kuşbaşılı yemişler. O zaman kuşbaşı da arkadaşlar 14'ü 2 ile çarptığımızda 28 olur. Şimdi en fazla yenen pide çeşidi görüldüğü gibi kuşbaşılı oldu. En az yenen de peynirli oldu. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkıdır. 21. soru. Bir tarlanın önce 1/3'ü daha sonra kalan kısmın 3/5'i sulanmıştır. Bu tarlanın sulanmayan kısmının alanı 400 metrekare olduğuna göre tamamının alanı kaç metrekaredir? Tarlanın önce 1/3'ü sulanmış. Tarlanın tamamını 3/3 diye kabul edersek 1/3'ünü çıkardığımızda geriye 2/3'ü kalır. Kalan kısmın da 3/5'i sulanmış. O zaman 2/3'ün 3/5'ini hesapladığımızda bakın şu 3'ler sadeleşir. 2/5'i kalır. Şimdi önce 1/3'ünü sulanmış. Sonradan da 2/5'i sulanmış. Bunları toplayacağız. Payda eşitleyelim. Bunu 5 ile bunu 3 ile genişlettiğimizde 5/15 artı 6/15 toplamı da 11/15 olur. Sulanmayan kısmın alanı 400 metrekareymiş. Şimdi tamamı 15/15. 11/15'i çıkardığımızda sulanmayan kısım 4/15'tir. Şimdi 4/15'i 400 metrekare ise 1/15'ini bulmak için 400'ü 4'e böleriz. Bu da 100'dür. Bu 1/15'idir. Tamamını bulmak için 100'de 15'i çarparız. 1500 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 22. soru 2/9 artı 1/2/3 eksi 1/4/5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Verilen kesirleri arkadaşlar bileşik kesire çevirelim. 2/9 artı 1/2/3 5/3 olur. 1/4/5 de 9/5 olur. Şimdi bu kesirlerin arkadaşlar paydalarını 45 ile eşitleyelim. Bunu 5 ile genişletelim. Bunu 15 ile genişletelim. Bunu da 9 ile genişletelim. Birinci kesrimiz 10/45 olur. İkinci kesrimiz 75/45 olur. Üçüncü kesrimiz ise arkadaşlar 81/45 olur. Şimdi 10/45 ile 75/45'i topladığımızda 85/45 olur. Bundan 81/45'i çıkardığımızda 4/45 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır.
23. soru. Kerem'in A şehrinden B şehrine giderken aldığı yol kilometre cinsinden eş parçalara ayrılarak görseldeki gibi modellenmiştir. Bu yol boyunca 2 mola veren Kerem'in birinci molayı verinceye kadar aldığı 150 kilometrelik yol görselde maviye boyalı bölge ile gösterilmiştir. Kerem daha sonra birinci molaya kadar aldığı yolun 4 bölü 5'i kadar yol alıp ikinci molayı vermiştir. Buna göre Kerem ikinci moladan sonra kaç kilometre yol alarak B şehrine varmıştır? Kerem birinci molayı verinceye kadar 150 kilometrelik yol almış. Şimdi buraya kadar 150 ise buralar 75 kilometredir. Bakın şu şekilde 75, 75, 75. Dolayısıyla arkadaşlar bu yolun tamamı 450 kilometredir. Şimdi birinci molaya kadar aldığı yolun 4 bölü 5'i kadar daha yol almış. Şimdi birinci molaya kadar 150 idi. 150'nin 4 bölü 5'ini bulalım. 150'yi 5'e böldüğümüzde 30 olur. 4 ile de 30'u çarptığımızda 120 olur. Demek ki arkadaşlar birinci moladan sonra 120 kilometre daha gitmiş, ikinci molayı vermiş. Toplam 150 artı 120, 270 kilometre gitmiş. Yolun tamamı 450 idi. 450'den 270'i çıkardığımızda geriye 180 kilometrelik yolu kalır. Doğru cevap B şıkkıdır. 24. soru. 18 metre uzunluğundaki ip bir tam 4 bölü 5 metre uzunluğunda kaç parçaya ayrılabilir? 18'i bir tam 4 bölü 5'e böleceğiz. Şimdi bir tam 4 bölü 5'i biz bileşik kesire çevirdiğimizde 9 bölü 5 olur. Bölme işlemi yaparken birinci aynen yazılır, ikinci ters çevrilip çarpılır. Şimdi burada 18 ile 9'u sadeleştirdiğimizde 2 olur. 2 ile de 5'in çarpımı 10 eşittir. Doğru cevap D şıkkıdır. 25. soru. Yavuz'un parası Cemil'in parasının 3 bölü 4'ünden 1 lira fazladır. Cemil'in 1856 lirası olduğuna göre Yavuz'un kaç lirası vardır? Arkadaşlar 1856'nın 3 bölü 4'ünü bulalım. 1856'yı 4'e böldüğümüzde 464 buluruz. Bunu da 3 ile çarptığımızda 1392 olur. Şimdi Yavuz'un parası arkadaşlar 3 bölü 4'ünden 1 fazlaydı. O zaman 1392 ile 1'i topladığımızda Yavuz'un parasını 1393 TL olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır.